Evet, 38 gün kaldı. Türkiye 38 gün sonra 14 Mayıs sabahı kalkacak ve oy vermek için sandığa gidecek. E tabi aylardır yapılan görüşmeleri, sürdürülen pazarlıkları, söylenen sözleri değerlendiren seçmen hür iradesiyle gidip oyunu verecek ve ülkeyi yönetecek ismi belirlemek için dediğim gibi oyunu kullanacak. Beyaz TV klasiği sürmanşette de işte o görüşmeler ve yapılan pazarlıklar masaya yatırıldı. Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtlayan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek son derece önemli analizler ve açıklamalar yaptı. HDP seçim bildirgesini yayınladı. Bir bakalım neler söylemiş ama orada da çok farklı bir polemik var. Bu seçim bildirgesinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile HDP arasında ne konuşuldu da bu seçim bildirgesi böyle yayınlandı diye pek çok polemik gerçekleşti. Bir izleyelim. Türkiye'nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerine İnanç Hizmetleri Başkanlığı'nı kuracağız. Zorunlu din dersini kaldıracağız. HDP seçim bildirgesini yayınladı. Çok önemli doneler var. Sınır ötesi operasyonları durduracağız diyorlar. Bu ne demek? Duygu Hanım, Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nu zarar vereceklerini düşündükleri ya da konuşmadıkları bir konuyu HDP aday çıkartmayıp desteklerken çıkıp böyle konuşur mu? Deli olmalar lazım. Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu konuda bir anlaşmaya vardılar. Benim kanaatim bu. Eğer bir anlaşmaya varmış olmasalar bunlar bu kadar çıkıp rahatlıkla bunu söylerler mi? Ya çünkü Kılıçdaroğlu bir tepki gösterse ortalık gerilir. Hı hı. Ama hiç bu konudan dolayı bir korkuları yok. Niye? PKK silah bırakmaz, IŞİD'le savaşıyor diyen bir Kılıçdaroğlu var. Bakın, PKK niye silah bıraksın diyor, IŞİD'le savaşıyor diyor. Bunu diyen kim? Kemal Kılıçdaroğlu. YPG bize mi saldıracak diyor. Bunu diyen kim? Kemal Kılıçdaroğlu. YPG bir terör örgütü değildir diyor. Bunu diyen kim? Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Irak ve Suriye tezkerelerinde HDP ile birlikte hayır oyu vermedi mi? Verdi. E şimdi de diyor ki bu bölgelerdeki diyor operasyonlar duracak diyor. Zaten CHP böyle bir tavır sergilemişti. E bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Peki orada bizim şehit olan o kadar Mehmetçiğimiz, mücadele edenlerimiz, bu ülkenin o bölgede ülkenin refahını arttırabilmek için, güvenliğimizi arttırabilmek adına yapılan operasyonları için harcanan paralar, ülke ekonomisi, oraya verilen destek, canlarımız ne olacak Duygu Hanım? Sırf Kemal Kılıçdaroğlu makamı otursun, HDP de onun şakşakçılığını yapsın diye biz bunlardan vaz mı geçeceğiz? Bir milli güvenlik sorunu oluşacak. Diyanet işleri kapatılacakmış, inanç işleri olacakmış. Niye kapatıyor? Diyanet de derdiniz ne? Ben size ne dedim bundan 3 ya da 4 ay önce? Keşke onu bugün getirseydim, gösterseydim. Bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'na eş başkan atamak istiyor. Bir kadın bir erkek biliyorsun. Konuştuk bu mesele. Onu atamak istiyor. Kim? HDP. Ya şimdi Kürt kardeşlerime soruyorum. Bir din dezenformasyonu oluşturmaya çalışıyor. Özellikle Kürt kardeşlerim dinine düşkün bir bölgedir. Oradaki yaşayan vatandaşlarımız dinine çok düşkündür. Diğer bölgelerdeki gibi ama Kürt kardeşlerimizin arasında gerçekten bu noktada hassasiyeti çok yüksek olan insanlar var. Şimdisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılmasını istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bir de okullardaki din dersleri de zorunlu din dersleri de kaldırılsın diyor. HDP bunu istiyor musunuz gerçekten Kürtler olarak? HDP'ye oy atanlardan bahsediyor. Gerçekten istiyor musun? Şu vaatlere bakar mısınız? Türkiye'yi neler bekliyor? Hiç daha duymadım. Türkiye'yi şu teknolojiyle bir araya getireceğim. Türkiye'yi şu şekilde daha iyi noktaya getireceğim. Şunu şu gazı, şu yeraltı zenginliklerini ben bulacağım diyen bir projelerini görmedim. Varsa yoksa sabahtan akşama kadar özellik, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi, Türkiye'nin doğalgaz aramalarının durdurulması, işleri güçleri bunlarla uğraşmak. Evet. Şimdi Atatürk için de biliyorsunuz Cumhuriyet'e yönelik bazı açıklamalar yaptılar ve evet, yüzyılın felaketi olarak nitelendirdiler. Bu sistemi de değiştireceklerini söylüyorlar. Evet. Şimdi yüzyılın felaketi olarak söyledikleri Türkiye Cumhuriyeti'nde ben Duygu Hanım hep söylüyorum, üstüne de basarak söylemeye devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partililer lütfen kızmayın. Ama CHP'li yöneticiler için Mustafa Kemal Atatürk'ün de pek bir önemi yok. Bunu ben demiyorum. Bunu Yılmaz Özdil de diyor. Sizin tarafınızdan bir kişi. Artık orada Mustafa Kemal'i savunanların hepsi biliyorsunuz partiden atıldı. Şimdi yüzyılın felaketi benzetmesi yapıyor Cumhuriyet için.
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi nedir biliyor musunuz? Kendi işine geldiği zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü de saymaz, görmez. Ya İsmet İnönü paraların üstünden kaldırdı Atatürk'ün resmini, kendi resmini bastırdığı zaman bu CHP'liler İsmet İnönü'yü baş tacı yapmıyorlar. En sevdikleri kişi değil mi? Niye? Bunu Adnan Menderes yapsaydı, Özal zamanında olsaydı ya da başka Erbakan zamanında olsaydı sizin şu anda en büyük düşmanınızdı değil mi? Ama İsmet İnönü yaptığı zaman onlar için problem değildir. O yüzden şu anda Kemal Kılıçdaroğlu eliyle Mustafa Kemal Atatürk'e yani işte HDP'liler bir laf ettiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu orada olduğu sürece kimse hiçbir ses çıkartmaz. Bir AK Partili bunu deseydi linç ediyorlardı, linç. Ama bunlarda maalesef bir sorun yok. Evet, CHP'den aslında buna bir cevap gelmemesi çok enteresan. Atatürk'ün kurduğu bir partiden bahsediyoruz ve Atatürk'ün yani kurduğu Cumhuriyet'e hakaret. Duygu Hanım, sözde kalmış Atatürkçülük.